Merhaba arkadaşlar. Şu anda 62 metrekarelik kurulu, bahçeli evimizin çekimi için buradayız. Evin net metrekaresi 50 metrekare, 12 metrekarede verandası bulunuyor. Önünde yaklaşık 500 metrekarelik kocaman bir bahçesi bulunuyor. Hazır kurulmuş ve oturulan bir ev. Sağ olsunlar bizi kabul ettiler ve çekim için izin verdiler. Bahçesi tamamen yeşillendirilmiş ve çimle kaplanmış bir durumda. 4 tane zeytin ağacının ortasında geniş boşluk bulunan bir bahçesi bulunuyor. Şu şekilde evi göstereyim size. Zeytinlerin arasında çok hoş bir ambiyansı var arkadaşlar. Renk seçimleri yine trend renklerden yapılmış. Yerden yaklaşık 1,5 metre kadar yukarıda konumlandırılmış. Yan taraflarda biraz daha bahçe boşlukları, müştemilat yerleri gibi yerler var. Dışarıda çok güzel yerleşim yapılmış. Salıncak ve oturma yerleri tarzında yerleşimi yapılmış bir ev. Evin şu şekilde görünümünü size göstereyim öncelikle dışarıdan. Daha sonrasında da içeriden çekimini tabii ki yapacağız. Zeminler parke taşıyla kaplanmış durumda. Temizlikte bunlar çok güzel. Şık perforje demirleriyle verandanın görünümü daha da artırılmış durumda. Ön tarafta geniş cam mekan boşluklar içerinin aydınlatmasında ve manzarasında çok güzel bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Buradan geçtiğiniz zaman yan taraftan evin yan duvarlarını da göstereyim. Yazlı kışlı kalınan bir yer burası. Hiçbir farkı yok. Çok rahat bir şekilde yerleşip kalmanız mümkün. Normal bir ev olarak yaşamanız gayet mümkün. Zaten burada herkes de bu şekilde yaşıyor arkadaşlar. Hemen evin ön tarafına doğru geçiyorum tekrar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Fiyat alırken mutlaka dediğim gibi açıklamalarda iletişim bilgisi mevcut zaten. Emirhan Prefabrik'ten bütün parçaları, bütün malzemeleri detaylı bir şekilde fiyatını almayı unutmayın arkadaşlar. Bu fiyatın içerisine temel masrafları, su basmanı, kaplamalar, çatı malzemeleri gibi tüm detayları kattırdığınızı mutlaka emin olun. Beyaz renkli şık perforje demirleriyle veranda süslenmiş durumda. Bakın yukarıda yine yalıtım ve görünüm anlamında güzellik katan plastik detaylar ve led lambayla aydınlatması yapılıyor buranın. Balkonda yine priz ve musluk mevcut. Veranda gayet geniş. 12 metrekare veranda var arkadaşlar. Verandanıza oturduğunuz zaman bu şekilde evinizin tam önünde müthiş bir manzarayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Geniş bir şekilde burada bulunmanız çok mümkün. Küçük 4 basamak merdiveniyle de doğrudan bahçeye inmeniz mümkün arkadaşlar. Şimdi evin içerisine giriyoruz ve genişliğini bizzat müşahede ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda evimizin içerisine giriyoruz. Girmeden önce sineklik detayını göstereyim. Sürgülü sineklik kullanılmış burada. Bakın açılıp kapanabilen sürgülü sineklik. Bunlar lazım. Tüm bunları fiyat detayına mutlaka ekletin. Pimapenler, kaliteli döküm pimapenler kullanılıyor. Beyaz renk tercih edilmiş. Şimdi en içerisine giriyoruz arkadaşlar. Mutfak bölümünde beyaz ve antrasit gri takım şeklinde tercih yapılmış. Gayet şık mutfak dolabı ve seramik taşlarla yukarıya kadar bu yükseltilmiş. Temizlik anlamında kolaylık sağlaması için güzel bir tercih yapılmış. Yukarıda led aydınlatmalar var. Evimizin mutfak bölümü bu şekilde arkadaşlar. Zeminde beyaz ve gri karışımı kaliteli kaplamalarımız mevcut. Salonun genişliğini şu şekilde göstereyim size. Çok açık bir renkle, beyaza yakın bir krem rengiyle salon boyanmış durumda. Salonun genişliği şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Yan tarafta geniş aydınlatma cam mekanları. Doğrudan bahçenizi görebilirsiniz bunlarla. Müthiş bir manzara
güzelliği sağlıyor bunlar. Görüyorsunuz. Özellikle bu köşesi bu ev modellerinin benim çok hoşuma gidiyor. Buradan doğrudan bahçenizi görebilmeniz çok harika bir detay oluyor arkadaşlar. Salonun genişliği gayet ferah ve büyük. Burada yine klasik olarak odanın ortasında simetrik olarak sağlı ve sollu iki oda mevcut. Bakın şu şekilde giriyorsunuz. Amerikan beyaz kapılar yine tercih edilmiş. Bunlar çok trend kapılar zaten. Çok tercih ediliyor. Şu şekilde konto plak yukarıda. Yine beyaz renk tercih edilmiş. En büyük boy yatak bile rahatlıkla sığabiliyor. LED aydınlatma. Yeterli sayıda priz her tarafta var arkadaşlar. Bu şekilde odanın büyüklüğünü görmenizi istedim. Şimdi yan tarafa geçelim. Burada küçük koridor gibi bir bölme var. Ortada banyo tuvalet bölümünüz var. Çok şık. Taşlarla kaplanmış durumda her taraf. Yukarıya kadar bakın. Seramikle kaplanmış durumda. Burası yazlık kışlık alınan bir ev. Duşakabini görüyorsunuz. Ve seramikle kaplanmış camlar temizlikte çok kolay bir avantaj sağlıyor size. Şimdi diğer odaya geçelim. Bu odanın da büyüklüğü çok yeterli arkadaşlar. Görüyorsunuz. En büyük boy yatak bile konduktan sonra dolap konacak yer kalıyor. Ve gayet yeterli bir büyüklük size sunulmuş oluyor. Yerler aynı şekilde hiç fark etmeden içeriye doğru açık tonda yapılmış bir parkeyle kaplanmış durumda. Laminatlar gayet sağlam bu şekilde döşenmiş durumda. Bakınız şu şekilde kapıyı tekrar göstereyim size. Odadan salona doğru tekrar geçelim. Dediğim gibi fiyat alırken mutlaka tüm detayları içerisine kattırdığınıza emin olun arkadaşlar. Boyada hangi marka kullandığınızı, Pimapen'de ne kullanacağınızı, çatıda, kapılarda hangi detayları kullandığınızı, temel, su basmanı gibi bütün detayları fiyata dahil ettirdiğinize mutlaka emin olmalısınız ki daha sonrasında ekstra masraf çıkmasın ki Emirhan Prefabrik zaten bu size fiyat verirken bu şekilde bütün masrafları içine katarak size fiyat veriyor arkadaşlar. Şu şekilde tekrar verandayı size gösteriyorum. Videolara desteğinizi bekleriz arkadaşlar. Esirgemeyiniz. Bu güzel evlere siz de bu şekilde sahip olabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir yaşam fırsatı sunuyor size. Maliyeti düşük bir şekilde bu tarz bir planlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videomuza kadar sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Kanala desteğinizi bekliyorum arkadaşlar.